Güner Ailesi Geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kırıkkale'yi gezeceğiz arkadaşlar. Kırıkkale'yi gezmeden önce bir açılış yapayım istedim. Şimdi sizlere Kırıkkale ile ilgili bildiklerimi anlatacağım arkadaşlar. Benim ilk görev yerim Kırıkkale'ydi arkadaşlar. Ben bundan 30 sene önce, tabii 31 sene önce diyeyim. İlk görev yerim Kırıkkale'ydi. Sene 91. 1991'de biz buraya gelmiştik. O zaman Kırıkkale çok küçüktü arkadaşlar. Şu anki Kırıkkale o kadar büyümüş ki biz bile tanıyamıyoruz. Biz neresine gideceğiz? Bizim o dönemde devlet hastanesi ve SSK hastanesi vardı ve biz ilk SSK hastanesine atandık arkadaşlar. Başka hiç hastane yoktu. Şimdi üniversite hastaneleri yapılmış. Kırıkkale çok büyümüş. Öyle bir tane küçük bir çarşısı, Cumhuriyet Meydanı vardı arkadaşlar. Oraya giderdik. O yemek yenen yerler. Bir oralara da asıl oraları merak ediyorum. Bir hastanenin olduğu kısmı merak ediyorum. Hastaneyi daha önce bundan 4-5 sene önce bir gidip fotoğraf falan çekilmiştik. Fakat fotoğraflar silinmiş. Bu sefer gene gidelim diyorum hastanenin olduğu yere. Bir fotoğraf çekinelim istiyorum. Bir de Kırıkkale'nin çarşısına girelim istiyorum. Hep beraber Kırıkkale'yi gezelim değil mi arkadaşlar? Şimdi biz Çorum tarafından geliyoruz. Çorum tarafından gelip Kırıkkale'nin içine girdik. Burada bir ortaokul var. Şimdi buraları tabii ki bilmiyorum arkadaşlar. Çok değişmiş Kırıkkale. Çok fazla büyümüş. Ortaokul ve lise diyor. Final okulları okulun ismi. Şimdi arkadaşlar Kırıkkale çok aşırı derecede büyümüş. Yani ben kendi kendime bulamayacağımı fark ettik. Ve biz navigasyonu kurduk arkadaşlar. Hastaneye gideceğiz öncelikle. Çünkü bizim bildiğimiz yer hastane. Hastaneden bildiklerimiz yerleri böyle arabayla gezelim istiyorum ben. 10 dakikalık bir yolumuz var. Ki kendimiz bulmaya kalksak bulamayacağız. O kadar değişmiş, o kadar büyümüş. O dönemlerde bir tanecik meydan vardı arkadaşlar. Cumhuriyet Meydanı vardı. Başka meydan yoktu. Böyle apartmanlar yoktu arkadaşlar. Bakın kocaman olmuş. Alt geçit, üst geçit kesinlikle yoktu. Bakın. Yani bilmiyorum buraları neresidir. Çünkü bizim dönemimize ne vardı? Hastane Caddesi vardı arkadaşlar. Hastane Caddesi'nden aşağı doğru yürürken sağ tarafta şey vardı. Gazeteciler Cemiyeti vardı. Cumhuriyet Meydanı vardı dedim ya arkadaşlar. Bir de bir caddesi vardı. O caddede kafeler vardı. Sağlı sollu kafeler vardı ve yazın o kafelere insanlar gelir otururlardı. Onun dışında öyle şöyle upuzun caddeler, bakın apartmanlara bakın arkadaşlar. Çok da güzel kurulmuş yani binalar. Çok düzenli. Sanki küçük bir Ankara olmuş Kırıkkale arkadaşlar. Ne diyecektim? Öyle bir caddesi vardı. O caddede kafeler vardı. O kafelerde otururduk. O caddede yürüyüş yapmak isteyenler, kafede oturmak isteyenler o caddede yürürlerdi. İşte kafeye otururduk. Ama o caddenin ismini unuttum arkadaşlar. Şimdi bulabilirsem gideriz. Bulamazsam ben diyorum ki hastaneye gidelim. Hastanede biraz fotoğraf video çekelim. Daha sonra o Gazeteciler Cemiyet dediğimiz o indiğimiz o caddeye inelim. Çarşı Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu caddeye gelelim. O caddeye de bir bakalım. Ben oraları çok merak ediyorum. Sene 91 ve ilk görev yerimiz burasıydı arkadaşlar. Biz İzmir'de okuduk. Hemşire olarak biz buraya atandık SSK Hastanesi'ne. İzmir'den gelmişiz. Hamburgerci arıyoruz arkadaşlar. Hamburgerci yok, hamburgerci yok. Yani sanki İzmir'de çok hamburger yermişiz gibi burada hamburgerci arıyoruz. Sonra Devrim diye bir arkadaşımız vardı. Devrim hamburgerci bulmuş. Biz toplandık gittik. 5-6 kız kesin vardık da arkadaşlar. Hamburger yemeye gittik. Oo, hamburger bulduk, hamburger bulduk. Bu arada buranın plakası 71'dir. Bunu hiçbir zaman unutmamışımdır. Çünkü hep insanın hatıralarında yer ediyor her şey. Bir şey daha değinmek istiyorum. Aklıma geldi şimdi onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın kocaman. Bizim zamanımızda Köse Petrol vardı. Ki Köse Petrol var sanırım. Kayadi bir restoran vardı arkadaşlar. Kayadi bir restoranda biz gidemezdik. Arabamız olmadığı için gidemezdik. Genelde doktorlar takılırdı oraya. Biz gidemezdik arkadaşlar. Köse Petrol'e de çok nadirdir gitmemişizdir. Kayadi bir restoran o dönemde çok lüks bir yerdi.
Daha sonra yıllar yıllar sonra eşimle orada yemek mi yedik Erol biz? Yemek yedik arkadaşlar. Şöyle çok güzel olmuş arkadaşlar. Kırık olmuş. Şuraya bakın. Aa, gerçekten güzel olmuş Erol. Ama gerçekten çok değişmiş arkadaşlar. Evet çok değişmiş. Annem. Arkadaşlar şurası Yüksek İhtisas Hastanesi. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yanında olduğunu düşündüm ben. Bizim eski çalıştığımız hastane. Fakat biraz daha uzağında bir yerdeymiş. Şurada ortaokul var. Neymiş ortaokulun ismi? Göremedim arkadaşlar. Şurada bir ortaokul var. Tüpraş Ortaokulu. Şimdi arkadaşlar Tüpraş Ortaokulu demişken aklıma geldi. Bir daha anlatayım size. Biz burada çok küçüktü ama genelde akşamları Ankara'ya kaçardık. Ankara'ya çok yakındır Kırıkkale. 1 saat 45 dakika uzaklıktadır özel arabanızla. 45 dakikada, 40 dakikada, belki 30 dakikada Ankara'ya gidersiniz arkadaşlar. Şöyle. Buranın en güzel tarafı bizim için buranın havuzu vardı arkadaşlar. Makine Kimya'nın 2 tane havuzu vardı. Bir tanesi karışıktı, bir tanesi bayanlar için olandı. Küçük havuz ve büyük havuzdu. Biz her iki havuza da hafta sonları arkadaşlarla toplanır gelirdik arkadaşlar. Havuz olayı burada çok çok güzeldi. Makine Kimya'nın olması, havuzun olması çok güzel bir şeydi. O geldi aklıma, onu da sizlere anlatayım istedim. Buradan bir yere gideceğiz, Alacaklı'ya gideceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş gidelim. Burası bizim eski yaşadığımız Kırıkkale. Belki burası arkadaşlar. Öyle düşündük eşimle. O binaların yapıldığı yerlerde yeni yerleşim yerleri. Şimdi biz burada yaşarken belki benim bahsettiğim cadde de burası olabilir mi ki acaba? Kafelerin olduğu değil değil mi? Şimdi biz burada yaşarken bir yılın sonunda 4 kız ev tuttuk arkadaşlar. Daha öncesi lojmanda yaşıyorduk. Lojmanımız vardı. Fakat dedi ki kızlara ev tutalım, çıkalım. 4 kız çıktık. İşte 3 kız biz aynı okuldan mezun olanlar, bir de Nazif ablamız vardı yanımızda. Bizim burada çok güzel ablalarımız vardı. Nazif abla, Güler abla. Böyle. O kafe caddesi burası olabilir. Burası arkadaşlar, o kafe dediğim cadde var ya, biraz önce söyledim. Bence burası o cadde. A caddenin ismini unuttum. Eğer hani beni izleyen Kırıkkale arkadaşlar varsa caddenin ismini yorumlara yazarsa sevinirim. Ben inanın unuttum. İşte bu cadde üzerinde bir ev tutmuştuk biz arkadaşlar. Sonra Kafe 87 vardı hatırlıyorum yani o dönemde. Ama şu an çok hatırlayamıyorum yani. Bakıyorum ama bu cadde. Bu caddeye çok benziyor. Bu cadde olabilir. O dönemde beraber çalıştığımız hastanede personellerimiz vardı. Salih Efendi vardı. Hatice Hanım da herhalde ismi. Tam onu şey yapamadım ama Hatice'ydi ismi sanırım. Çok güzel arkadaşlarımızdı. Bize çok yardım ederlerdi arkadaşlar. Burası herhalde ya. Bu cadde burası. Evet bu cadde. Şu geçtiğimiz arkamdaki caddeydi arkadaşlar. Evet. Tam yerinden girdin Erol. Var ya burası işte. Eski, evet dediğin gibi eski Kırkkale. Orası yeni binaların olduğu bir yer arkadaşlar. Burası bu caddeydi o. Kafelerin olduğu cadde. Biz böyle yeni mezunuz arkadaşlar. Evet evet burası. Bu cadde. Burası da olabilir. Kafe. Kafeler. Burası olabilir. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Çok değişmiş ama gerçekten çok değişmiş. Şöyle.
Neyse biz bir hastane tarafına gidelim. Ay. Şurası. Şurası Kırıkkale Adalet Sarayı. Bu yoktu arkadaşlar. Yeni bulmuş. Şöyle yukarı doğru gidiyoruz. Çok değişmiş. Biz bu yollardan yürüdük arkadaşlar. Bunlar bizim yürüdüğümüz yollardı. Yürüyerek. İşte o kafe 87 dedim ya. Bakın burada pazar da var hemen sağ tarafta. Oradan ev, hastaneye yürürdük böyle. İşte hastane. Doğru düzgün ev yoktu. Ay, şey hastane gibi olmuş. Hastane burayı. Çok kocaman olmuş. Hangi? Nerede? Neresi? Ha, burayı gözüküyor solda. Aa. Şimdi ben arkadaşlar SSK hastanesini arıyorum. Çok değişmiş. Aa. Orada evler yoktu ki öyle evler. Ha, bu tepe herhalde. Tepe, evet herhalde, orası değildir. Bunlar yeni yapılan hastanelerdi ben. Şey biz. Şimdi arkadaşlar SSK hastanesini arıyoruz. Bulamıyoruz arkadaşlar. Bulabilirsek bulacağız. Bulamazsak dönüşe geçeriz sanırım. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü çok değişmiş. İsim olarak da tutmamışlar yani. Yani isim olarak. Burası devlet hastanesiydi. Şurası da bence SSK. Şurası da yeni binalar yapılmış dendiydi o zaman. Şöyle dön bakayım şu tarafa doğru. SSK bu, şu bina. Şu sol tarafta kalıyor. Bence orası. Şuradan da girişi var bak Erol. Aa, bulduk sanki. Nerede? Arkadaşlar. Bak şuraya git, oraya git. Oraya gireceğiz değil mi? Oraya gir. Ha? Devlet de şu karşı, bak şu karşıdaki şu bina. Orası olması evet. Lazım. SSK bu mu? Burası bence SSK. Bir bakalım. Ben orasıydı. Dur bak ben sana. Hı. Şuradan şöyle çok geldi. Çok değişmiş. Ama hayır, o girişimizde Kafa Dağı, Doğan Büfe. Hı. O zaman var mı? Yok yok, gir buraya. Gireceğim de yukarıdan gel. Aa, buradan giriyor. Burayı da değiştirmişler. Ondan karışıyor. Aa, bak buraya. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü yapmışlar burası. Hayır hayır. Bir de şu üst üstüne bakalım. Şu üst tarafta şurası. Yok ya, değişmiş burası. Çok. İl Sağlık Müdürlüğü olmuş bence. Bakın şuraya da valilik yapmışlar arkadaşlar. Yoktu yani, yoktu. Evet. Yani ağız iş yapmışlar galiba. Olabilir mi ağız, evet, iş yapmak? Ağız iş olabilir. Evet. Ya biz buraya geldik bak. Şurada bir yere geldik. Sevk Türkiye. Böyle bir şeydi artık. Hayır, buraya gitme. Bu tarafta. Bu tarafta giriş. Orası değil Erol. Dön. Bir kere zaten şöyle göstereyim. Görüntüyü değil. Dış yapıyı değiştirmişler. Dış yapı değişince dışını da yenilemişler. Yani şöyle bir gir bakalım. Şuraya doğru bir girsin bakalım. Bir bakalım ya. Zaten hafta sonu kimse yoktur. Evet. Yok ya, çok değişmiş. Evet. Şuralarda şeyler var Erol. Burası bilmiyorum ya. Kafam benim karıştı. Şimdi arkadaşlar burası olma ihtimali var. Çok değişmiş bir kere zaten de. Hani acaba burası mı diyorsun? Acaba içeride birileri var mı? Soralım diyorum ben. Buradan girerdik biz hatırlıyorum. Bakalım şurada bir beyefendi var, ona bir soracağım ben burayı. Yani çok değişmiş. Dış yapı değişmiş, her şey değişmiş yani. Şöyle bir sorayım ben de. Şöyle bahçede, yani bahçede yoktu bizim dönemimizde. Şuraya İl Sağlık Müdürlüğü yapılmış. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası hemen şu, bakın şu büyük bina valilik olmuş arkadaşlar. Burası ağız diş sağlığı merkezi olmuş. Bu bina komple sökülmüş Erol. Hiç bu bina bırakılmamış. Tekrar bina yapmışlar. Hani ben şu giriş bizim böyleydi ya. Bu girişe kaplama yaptılar diye düşündüm. Hayır, kaplama falan değil. Bizim şöyle şu alt tarafta poliklinik mi vardı? Şu alt tarafta sizin de diyor. Oraya da sağlık müdürlüğü yapılmış. Sizin diyor, sadece diyor. Bu sizden kalma diyor. Şu ağaçlar var diyor. Ben bu ağaçları da hatırlamıyorum. Çok değişmiş ya. Böyle olmuş yani. Yani bizim SSK hastane. Ama girişimiz böyleydi. Ben şurada durayım da sen beni bir fotoğraf çek. Çok hüzünlendim arkadaşlar. Hastanemiz gitmiş. Böyle giderdik arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptık? SSK hastanesinin kapısından çıktık, yürüyerek giderdik arkadaşlar çarşıya. O yol değiştirdik diyor da adam, hani şey. He? O yol diyor değişti diyor, araba he, o yolu olarak diyor. O siz şey. Yeterim, tahmin ettim. Yürü yürü sen yürü.
Karakolon orada şey vardı, askeriye vardı. Askerin olduğu yere büyük bir park yaptılar dedi. Oradan dedi şey. Şimdi arkadaşlar biz bu yolu yürüme olarak giderdik ama çok değişmiş. Hep aynı şeyi söylüyorum, çok değişmiş. Apartmanlar yapılmış, yollar değişmiş. Yani aşırı derecede değişmiş. Değişmeyen şurada hemen ileride sağda askeriye var. Hemen o yan taraftan o askeriyeden indik mi şöyle iniyoruz bakın. Hemen şu sağ tarafta askeriye var. O askeriye aynen duruyor. Şehir değişmiş ama askeriye değişmemiş, aynen duruyor arkadaşlar. Şimdi hemen yolu aşağı, yokuşu aşağı indin mi sol tarafta da gazeteciler cemiyeti diye bahsetmiştim. Orası var arkadaşlar. Biz akşamlara mesai bitti mi buradan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gider. Cumhuriyet Meydanı'nda karnımızı doyuracağız. İşte bir şeyler yedik. Daha sonra lojmanımıza en geç 8'de dönerdik. 8'den sonra dışarı çıkmazdık arkadaşlar. Bu konuya çok çok dikkat ederdik. Şimdi arkadaşlar şu hemen sol tarafta askeriye var. O askeriyenin yolundan inince hemen şurada bakın ağaçlık bir yer. Hemen şurada ağaçlık bir yer var ya. Askeriyeden inince ağaçlık bir yer. Orası bizim zamanımızda gazeteciler cemiyetiydi. Geç bakalım. Gazeteciler cemiyetiydi. Şöyle. Burası Atatürk Bulvarı olmuş. Acaba şöyle girsen, gitsen de oradan girsen çarşıya. Çarşıya girmeye çalışacağız. Bakalım girebilir miyiz? Yani Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu yere gireceğiz. Bu tarafa sola doğru girmeye çalış bakalım. Tahminim orası. Şu bak döner var ya oradan girmeye çalış. Şöyle. Şuradan. Evet. Burası Cumhuriyet Caddesi arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim. Şuradaydı bizim hamburgerci. Bir şu caddeden içeri girebilir miyiz Erol? Şuradan şöyle arkadaşlar. Orayı da hatırlarsınız. Caddeyi gördünüz zaten. Burası çok ince dar bir caddeydi. Şurada bir yerlerde otel vardı. Otel diyor ama o mu ki acaba? Orada bir otel. Acar Hotel. Belki odur. O otelde bizim bir hemşireler gecemiz otelde olmuştu. Bunlar da doktorların muayeneleri vardı falan. Öyleydi yani arkadaşlar. Çok, şu an daha dar olmuş. O zaman da dar da araçlar arttıkça darlaşmış caddeler. Belki bu caddenin adı Zafer Caddesi miydi acaba? Olabilir. Burası Zafer Caddesi olabilir. Çok değişmiş. Yol o kadar tuhaf ki arkadaşlar. Kaldırıma çıktık neredeyse çıktık yani öyle gidiyoruz. Ev neredeydi? Bizim ev mi? Ev o şey kafelerin olduğu yerdeydi. Oraya gitmeyelim artık. Çıkalım buradan. Böyle dümdüz çıkarsın herhalde. Yani bunlar falan hiç hatırlamıyorum yani. Buralarda yemek falan yerdik ama neresi şimdi çok büyümüş, çok aşırı büyümüş yani. Bu cadde bu kadar uzun değildi, bu cadde kısaydı. Çok büyümüş. Bizim o kafeler dediğim yer var ya, oradaydı bizim. Hani girişteki kafeler dediğim yerdeydi. Bu caddeleri yürüyüp iner, yürüyüp çıkardık. Bu kadar uzun, bu kadar uzun değildi yani. Bizim zaten gitmeyi planladığımız yer SSK hastanesiydi. Onu da bulduk. O da güzel oldu, iyi oldu. O hastanenin etrafı zaten çok değişmiş. Yeni yeni binalar yapılmış. Sağlıkla ilgili hepsi zaten. İşte valilik binası oraya yapılmış.
sağlık müdürlüğü oraya yapılmış. Her bunların hiçbiri yoktu. Şimdi ana yola çıkacağız. Dönüşe geçeceğiz arkadaşlar. Artık dönüşe geçtik. Girerken de buradan girdik, çıkarken de buradan çıkıyoruz. Nasıl işte anlamadım. Demin nasıl oldu ben de anlamadım. Anlamadık arkadaşlar. Biraz sonra ana yola çıkacağız ve yola devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Kırıkkale gezimizi tamamladık. Çok büyük arkadaşlar. Aşırı derecede büyük. Gez gez bitmeyecek. Hızlı hızlı gezmeye çalıştık. Kısa kısa görmemiz gereken yerleri hep beraber gezdik. SSK Hastanesi yıkılmış, yerine Diş Hastanesi yapılmış. Ama aynı plan ve projede yapılmış. Yani girişi aynıydı. Bizim acilde nöbet tuttuğumuz yer orası da, orada da bir giriş var. Aynı planla hastane yapılmış tekrar oraya. Güzel bir geziydi benim için. Hatıralarla dolu. Çünkü neredeyse 30-31 sene önce benim ilk görevim, sene 1991, buraya atandık. 10 arkadaş atandık arkadaşlar. 3 yıl çalıştım burada. 3 yılın sonunda Denizli'ye tayinim çıktı. Çok güzel günlerimiz geçti. Güney Ailesi Geziyor YouTube kanalı olarak videomu burada sonlandırmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.